Action'dan hepinize merhaba. Bu hafta yine iki konuğum var. Zafer Algöz ve Can Yılmaz. İkiniz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olasın. Zafer Bey, size başlamak istiyorum ben. Daha doğrusu teessüflerimle başlamak istiyorum ben size. Çünkü biraz önce okudum ki başladığınız gösterinin müsebbibi takipçilerinizmiş. Evet. Fakat o zaman ben hemen itiraz ediyorum ki biraz espri yapmaya çalıştım ama Zafer gibi oyunculuğum olmadığı için beceremedim. Zafer Algöz benim çok yakın bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım ve uzun yıllardır birlikte seyahatler ediyoruz, yemekler yiyoruz ve kandaki bir takım oranlar yükselmeye başlayınca biz diyoruz ki Zafer'e, ya Zafer şu 5 numaralı hikayeyi anlatsana, Zafer öbürü diyor 3 numaralı hikayeyi anlatsana. Zafer'in hikayeleriyle gecemiz daha da tatlı hale geliyor. Ve biz her seferinde şöyle diyoruz Zafer'e, uzun yıllardır. Ya Zafer, bunları çık sahneye anlatsana, çık sahneye anlatsana. Biz ikna edememişiz bu adamı. Takipçiler ikna etmiş. Nasıl oldu bu? Takipçiler ve bir de tabii inatlaşma üstüne başladı bu. Can Yılmaz'la beraber Cem'in, Tarkan'ın falan turne organizasyonunu yapan Hollanda'da Seyfi diye bir arkadaşımız var. Seyfi ile konuşurken Can Yılmaz espri olarak Seyfi'ye dedi ki, bizim de Zafer abiyle gösterilerimiz var Türkiye'de. Bizi niye çağırmıyorsun? Öyle deyince adam inandı. Yapma ya abi. Benim niye haberim yok? Niye söylemediniz? Elimizde YouTube görüntüsü var mı? İşte ben de bir göreyim, izleyeyim falan. Yok dedik biz. Görüntü mörüntü yok. Peki kaç kişilik salonda oynuyorsunuz dedi. Aşağı yukarı 800 ila 1200 kişilik salonlarda oynuyoruz. Ortalık yıkılıyor. Kapı pencere kırılıyor dedik. Ya madem bir yalan attık, yani bu yalanı köpürtmek lazım. Büyük olunca daha iyi. Tabii yalanı devam ettirdik. Sonra adamcağız bize bir gün belirledi. Dedi ki, ben salonu dedi tuttum. İşte 3 ay sonra 4 ay sonra gelip başlayın abi falan dedi. Elimizde hiç bir şey yok yani. Çalışılmış bir şey yok. Afiş istiyor. Afiş yok. Oyundan kolaj istiyor. Komik yerlerinden. Fotoğraf yok. Siteye koyayım falan. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sonra o dediği tarihte gidemedik tabii. Sonra 3-4 ay sonrasında başka bir tarihe yine salon aldı. Abi dedi, artık bu sefer kesin geliyorsunuz değil mi dedi. Tam gelecektik, bir anda bir seçim oldu galiba. Seçim olunca gidemedik. Çocuk tekrar ertelemiş oldu. Sonra dedi ki, abi artık üçüncü de gelmezseniz beni karar listeye alacaklar. Bana kolay kolay Avrupa'da salon falan vermezler deyince biz de mecbur kaldık. Ama o arada gittikçe tabii salonlu şeyi düşüyordu, seyirci sayısı. Tabii. 1200 kişiyle başladık, 400 kişiye kadar indik. Salonluk içinde. Neticede Rotterdam'la başladık. Öyle başladım ben. Rotterdam'la başladık. Cem Yılmaz dedi ki, yapmayın abi dedi. Sizi dedi seyirci döver sahnede. Dedik ki, bizi niye dövsün kardeşim? Biz de çıkar eteğimizdeki taşları dökeriz. Hı. Ben naçizane 45 yılı aşkın bir zamandır oyunculuk yapıyorum. Can Hocam'ın yazarlık tarafı var. 5 tane 6 tane kitabı var. Senaryolara katkısı var. Yazmış olduğu televizyon programları, işleri var. Biz o de detaylara dedik, gireceğiz ama. Bunları dedik. Yaparız dedik. Sonra Allah yardım etti. Hocayla beraber çıktık. Şans yüzümüze güldü. Evet. Yani ilk şeyde oynadık biliyorsun. Rotterdam. Rotterdam'da oynadık. Çıktıktan sonra bir baktık ki Rotterdam, Amsterdam karayolu trafiğe tıkanmış. Emniyet şeridinden trafiği veriyorlar. Hayranlarımız yolu kestiler. Eyvah eyvah. Sarıldık, kucaklaştık. Dedik ki, hoca tamam. Ben hatırlamıyorum bunu ama öyle oldu. Sen Zafer olabilir mutluluğu içerisinde olduğun için şoktaydın. Zafer söylüyorsa doğrudur. %100 doğrudur. Ben böyle başladık. Ben Zafer abinin söylediklerine %70 inanırım. İyi 30, bir oran. İyi 30? Oran. 30 hata payı. Şüpheyle yaklaştım. Normal hayatta da öyleyim yani. Peki, burada olan burada kalır adını verdiniz. Niye bu isim? Bir de o biraz ben baktım şeye işte, niye arada A yok diyen çok bilmiş evet, bir takım evet, şahsiyetler de gördüm. Evet. Niye, onu açıklayın o zaman. Dedi burada ki, değil burada. Dedi ki, Türkiye'de nüfusun %99'u şarj yerine şarj diyor. Bir şey olmuyor da biz burada yerine burada olan burada kalır desek, öyle bir şey düşünmedik tabii elbette de. Ama gösterinin ismini Ozan Güven buldu. Hı. Yani o da esprili bir şeyde buluştu. Dedi ki, abi hiç olmazsa gösterinin adı böyle olsun. İzleyiciye çıkıp bir şey yaptığınızda eğer seyirci tatmin olmazsa gösterinin adı ne? Burada olan burada kalır. Yani aramızda kalsın, bu rezaletten kimseye bahsetmeyin. O mesajı almış olur dedi. Ama hemen izleyicilerimize şunu da söyleyeyim. Biz aynı zamanda YouTube kanalında Can'la beraber burada olan burada kalır yapıyoruz. O serbest bir program. Bir masada oturup fakat
yapmış olduğumuz gösteri aslında çift kişilik stand-up gösteri tadında bir havası var. Ve orada daha aktif olarak hikayeleri anlatmaya çalışıyoruz, canlandırmaya çalışıyoruz. Peki, şimdi Zafer oyuncu dediği gibi 45 yılın tecrübesi var arkasında ama siz sahneye ilk defa çıkıyorsunuz. İlk defa çıkmıyorum aslında. Ama şimdi bütün doneleri de burada vermeyelim çünkü bunları biz anlatıyoruz sahnede. Ama sahneye ilk defa çıkmıyorum ama çıkıp inmişliğim var hızlı bir şekilde. Bir tiyatroya küskünlüğüm var, 30 senelik bir ara boşluk var. Ama sonuçta hani sahnede ne olup bittiğini takip eden biriyim. Uzun müddettir çok yakınım sahnede. Tanımıyoruz biz o yakınız değil mi? Onun için biliyorum sahnede ne olduğunu, 25 yıldır gözlemliyorum. Gözlemlediğim için de bu aslında bana bir şey oldu. Benim işimi kolaylaştırdı. 25 yılın sonunda da artık öğrendim herhalde deyip çıkabildim. Yani aslında hiçbir zaman öğrenemiyorsun. Sahnede her an yani anlık yaşadığın için öyle öğrenmek diye bir şey söz konusu değil sahnede. Zaten ben bu işi öğrendim, tamam artık piştim. Bundan sonra bana vız gelir dediğin anda büyük ihtimalle tökezlersin yani. Peki o isminden bahsetmediniz, yakınınız... Evet, Cem Yılmaz. bir hukukumuz var. Bir hukukumuz var yani. Söylemeyecektim ben o ismi ama peki o görüp ne dedi mesela? Zafer'i biliyorsun. Çok beğendi. Yani aslında tabii Zafer abi ben zaten ofiste biz çok zaman birlikte geçirdiğimiz için Ozan Güven falan çok şaşırmadı açıkçası. Aslında o da eskiden beri yani aslında siz bunları anlatsanız aynı sizin gibi işte Zafer sen bunları niye anlatmıyorsun dediğiniz şeyi siz yaparsınız falan diyordu son birkaç senedir ama biz hep bakarız, ederiz falan diyorduk. O olumlu karşıladı ve çok eğlendi yani. 2-3 defa oyunumuzu seyretti. Geldi. İzmir'de seyretti, İstanbul'da seyretti ve çok beğendi. Şimdi araya sıkışmış olacak ama 8 Aralık'ta Amsterdam'da bir gösterimiz var. O Zafer abinin başta bahsettiği arkadaşımızın organizasyonuyla Cem de geliyor. Ona yani seyrediyor ve beğeniyor, gülüyor, eğleniyor yani. Peki bir de küçük bir dedikodu aldım ben. O dedikoduyu da paylaşmak isterim hem izleyicilerimizle de. Yakında bir rakip daha gelebilirmiş. Yılmaz olan soyadı. Öyle bir durum var mı? Tahmin ediyorum ben. Yani o babamı ısındı. Evet babamı, babamı sahneye hazırlıyorlar. Yok o kadar da değil. Onu şeyi koçu Zafer Algöz. Yani yaparsın abi deyip bir lüzumsuz bir gaz veriyor. Şunun farkında diye Zafer abi. Babam o gazı alırsa çıkar. Yani işin kötü yanı o. Hakikaten çıksın. Çıkar. Başımıza bela alırız yani. Çıksın. Cem Yılmaz çünkü söylemişti şeyde. İzmir'de dedi ki baba dedi herkes sahneye çıkıyor. İşte bak Zafer abim çıkıyor, Can abim çıkıyor. Tolga çıkıyor. Ailede. Ailede yani sahneye çıkmayan bir sen kaldın. Amerika'da da 75 yaşında adam var. Adam 70 yaşından sonra stand-up gösteriye başlamış. Seni de bir 2 ay çalıştırsam sahneye çıkar mısın dedi. Babası dedi ki ne 2 ay ya 20 dakika yeter bana dedi. Onun için Arif abi hazır yani. Arif yani abi tehlike var. Gel yani çıkalım dese çıkar hazır. Aslında. Çıkar ama yani sahneye çıkar. Onda bir şey ama ne olacağını bilemiyoruz. Hemen inebilir de yani. Peki. O zaman birazcık başa dönelim. Evet. YouTube'un da öncesine gidelim. Kafa dergisinde başlayan Zafer adına söylüyorum. Sizin beraberiz aşağı yukarı aynı saat. Yazarlık deneyimimiz var ama kafa hikayesinde neler değişti senin hayatında ben biliyorum ama diğer seyircilerimiz için, seyircilerimiz için de. Şimdi Kafa dergisi ilk kurulacağı zaman Kafa dergisinin sahibi gazeteci arkadaşım Candaş Tolga Işık beni aradı. Dedi ki abi ben bir dergi çıkarmak istiyorum dedi. Belki zamanlama olarak dedi hani insanlar hep şey diyorlar ha şimdi dergi mi çıkarılır kimsenin dergi falan aldığı yok dergiler batıyor tiraj kaybediyorlar. Ama ben bu görüşte değilim ben kaliteli bir dergi çıkarma yolunda bir adım attım bir dergi çıkaracağım ismi de Kafa olacak. Sen de gelip bizde yazar mısın dedi. Dedim Candaş ben yazar değilim ben oyuncuyum yani ben hikaye anlatırım daha çok. Tamam abi işte başından geçmiş olan yaşamış olduğun enteresan anılarını bizimle ayda bir kere paylaşsan. Ve istediğin gibi yaz. Kimse senin ne yazdığına da karışmayacak. Serbestsin o anlamda. Bize destek ver. Bir beraber olmayı çok isteriz falan dedi. Kimler var dedim yani benden başka. İşte Ataol Behramoğlu var dedi. O İlber Hoca var dedi. Onları sayınca baktım ki bayağı sağlam bir kadro olacak. Olur dedim ben de elimden geldiğince yazarım dedim. Sonrasında Can'la da konuştu. Can Yılmaz'la da. Biz öylece Kafa Dergisi'nde her ay yazmaya başladık. Ama neticede iş öyle bir yere geldi ki Kafa Dergisi böyle giderek çok fazla insan tarafından takip edilmeye, okunmaya başladı. Yani
yazmış olduğun derginin de posterlerinin insanlar tarafından duvarda asılması, biriktirilmesi, saklanması, gittiğimiz kitap fuarlarında getirip imza atılması falan filan, bunlar çok güzel şeyler. Onun için de yazılı bir neşriyata katkım olduğu için ben o anlamda çok mutluyum. Ama dediğin gibi naçizane iki tane kitap yazdım. Üçüncü kitabım da yolda ama buna rağmen yazarlık iddiası içinde olan biri değilim. Hiçbir zaman da olmadım ama Can Hoca'nın kulvarı farklı tabii onunki. Yok canım, ben de hiçbir zaman yazarlık iddiam yok. Zaten yani hayatım benim yazarlık iddiası olmamakla kayıp geçen bir 25 yılım var. Halbuki iddialı olabilirmişim. Hele dediğiniz, çok özür dilerim sözünüzü kestim belki ama Türkiye'de hele bazı konularda iddia sahibi olan insanların yazdıklarını okuduktan sonra keşke öyle daha şey, iddialı olsaydınız. Türkiye'de öyle bir şey vardır. Yani iddia, mesela bir programa katılırsın. Ben bu konuda çok ehil değilim. Bilmiyorum, konuşmayacağım der adam. En çok o konuşur. Öyle bir şey vardır. Yani ben değilim diyen en çok o konuda fikir beyan eder. Ama yani ben hakikaten yazabiliyorum. Şimdi tevazu bunda bir tevazu göstermeyeceğim. 5 kitap olmuş zaten, başka türlü olur mu yazamayan? 5 kitap oldu. İşte Zafer Algöz de bana yetişmeye çalışıyor. Harıl harıl ama ben bir tane daha çıkartıyorum şimdi. Gene yetişemeyecek. Arayı kapatması zor. Yani küçük yaşlarda başlayan bir şey bu yazma şeyim ama dediğim gibi saçma bir ön yargıyla benim yazdıklarımı kim okuyacak kafasıyla hiçbir zaman bunu insanların önüne çıkarmadım. Ta ki yalan olmasın 99 yılına kadar. Ondan sonra aslında yazdıklarımın o kadar da kötü olmadığını, yani insanların yazdığım şeyi okudukları zaman bunda bir şey var, bunun devamını yazsana, bunu işte ikinci bölümünü yazsana falan dediklerini duyduktan sonra ha tamam, artık ben demek ki yazdıklarımın bir önemi var diye düşündüm ve yazmaya biraz daha ağırlık verdim. Kafa Dergisi de işte yani Zafer Algöz de var, benimki de öyle, işte İlber Ortaylı da var, Atol Behramoğlu var, Zafer Algöz de var deyince iyi, yani ben de yazarım dedim. Yani iyi de devam ediyor yaklaşık. Evet, evet. Ben 3. sayıdan itibaren katılmıştım. 5 yılı geçti. 5 yıl oluyor, gayet de güzel gidiyor. Yani okurlardan da dediği gibi Zafer abinin güzel dönüşler alıyoruz. Kitap fuarlarında imzalatmaya geliyorlar. Onun dışında sosyal medyadan bize ulaşıp yazdığımız yazıları paylaşıp veya içinden bir satırı paylaşıp veya ne demek istediğini abi burada diye soranlar falan var. Güzel bir etkileşim oluyor. Kafa Dergisi'nin o anlamda bize yani edebiyat diye bir şey yapmayacağım. Yani bir böyle tırnak içine almayacağım ama yazdıklarımızın karşılığını bulması açısından güzel bir ortam oldu. Evet. Kafa, Ot, Bavul benim de çok sıkı takip ettiğim dergiler. Türkiye'de yayıncılık anlamında da bir takım şeyleri değiştirdiğine inanıyorum ben. İşte Zafer gibi hani akıllı insanların çıkardığı bir dergiler bunlar. İşte Zafer'i dediğim gibi başka bir alan açtı hayatında. Çok da iyi olduğuna inanıyorum ben. Daha sonra bunları kitaplaşması da çok şahane şeyler oldu. Ama benim yine bir şikayetim var bu konuda. Çünkü biz sık aralıklarla görüşmeye alışkınız. Beşiktaş maçları bir tek engelliyordu bizim hafta sonları programlarımızı. Tabii şimdi artık ben de geziyorum. Bir kitap şey fuarı çıktı ki başımıza. İyi tarafından bakalım. Ben de sıkılmaya başladım. Paslaşabiliriz yani. Tamam. O zaman arada bizi götürsün diyorum. Yıldım i̇şte, yani. Kapıyı açıyoruz. Biz en çok karısı Lale ile programlar yapıyoruz. Çünkü Lale cumartesi buluşuyor muyuz? Zafer bu hafta Gaziantep'te. Öyle bir şey var. Ya çünkü artık Zafer Algöz okuruyla ve seyircisiyle etle tırnak gibi olduğu için nereden bir davet gelse gider yani. Geçen Sinop'taydı mesela. Değil mi? İyi ki de gitmişim ama. Şikayet de etmiyor değil, arada kolum koptu ya bugün benim muammerim diyor bana. Muammerim kitap imzalamak değil, selfie çektirmek var ya, onlar bizi perişan ediyor. Yani bayağı sırtım falan tutuluyor çünkü sadece iş kitabı imzalamakla bitmiyor. Şimdi kitabı imzalıyorsun, sonra diyor ki abi bir selfie alalım, al diyorsun. Oradan çıksın yapıyor, sonra diyor ki bir tane de sen çek. Şimdi sen çekmek için şöyle yapıyorsun. Bir böyle yapıyorsun. Bu 8 saat devamlı böylesin. Yani adamın beli tutuldu hala. Biz bir de tabii yani abartıyoruz. Mesela normalde benim bildiğim kadarıyla ben eskiden beri kitap fuarlarını takip ederim. Yazar dediğin gelir 14'te gelir 16'da gider. Bir daha da o adamı bir sene görmezsin. Bizimki öyle değil ki. 8 saat sürüyor. Fuar kaçta açılıyor? 10'da mı? 10.30'da biz oradayız. Kaçta kapanıyor? 7.30'da mı? 7'ye çeyrek kala 7'de toparlanmaya başlıyoruz. Cumartesi, pazar da aynı, yetmiyor haftaya bir daha.
Yani abi bunu bir konuşalım. Böyle bir yazarlık, yani böyle bir imza günü yok. Çoğu yazar 2 saat ortalıkta görünür, ondan sonra bir daha görmez. Ama söyledin ya hocam. Biz etle tırnak gibiyiz. İzleyicimizle, okurumuzla şahsi münasebetlerimiz hep yakındır. Şimdi sadece yazar olduğun zaman tamam. O hakikaten orada bir 2 saat, 3 saat geçirmek yetiyor. Ama Zafer Algöz'ün özellikle yazarlığının dışında oyunculuğu var. Oyunculuğu olduğu için de bonus olarak da seveni, tanıdığı, eşi, dostu var. Onlar da eklenince bayağı bir kalabalık oluyor. 2 saat kesinlikle yetmez yani. Yani aslında dediğim gibi espri yapıyorum tabii. Zafer o kadar mutlu ve memnun ki biz de onu bir seven arkadaş olarak biz de onun o mutluluğundan çok keyif alıyoruz bir taraftan da. Ama dediğim gibi arada küçük şikayetler etmiyoruz. Daha az görüyoruz çünkü kendisine. Peki şimdi YouTube macerasından biraz bahsettik ama şunu gözlemliyorum. İşte bizim programımız da YouTube'da yayınlanıyor. Bir taraftan da artık ben de bakmaya, merak etmeye başladım. Ne oluyor, ne bitiyor? Mesela bakıyorum ki 5 milyon izlenmiş. Yerli YouTuber'lardan bahsediyorum. İşte ne yapıyor diyorum mesela. Abi çocuk bir iskelede yürüyor, bakıyor sağına soluna, burnunu tıkıyor, çivileme atlıyor. 5 milyon. Yani şimdi... Profile bakıyorum bir de bir taraftan. Çok gençler izliyorlar. Yani sizi, beni nasıl tavlamalıyız veya ne yapmalıyız ki bu 5 milyon, hani benim rakamlarım tabii sizinkilerle olmasına imkan yok bir taraftan ama yani bu kadar genç kuşağı nasıl tavlamayı düşünüyorsunuz veya neler yapıyorsunuz? Bu hafta mesela ben şey düşündüm. Onu Zafer abiyle şu anda sizin programınızda paylaşmışız. Tokat challenge yapacağız. Birbirimizi mi sokaktın? Zannediyorum 400 bin seyredelim. Kesin seyredelim. Evet. Ya da Zafer Algöz talaş yiyecek. Yarım kilo böyle tukallı. Yani işte... Bizim YouTube kanalımıza baktığın zaman bizim seyredilme aralığımız, yaş aralığımız bu dediğine pek ilgi gösteren bir aralık değil. Çok güzel bir aralık. 25 üstü. 35-36 falan öyle böyle. Yani biraz daha böyle sakin olan insanlar. Onun için bizim öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Ama YouTube dünyası için diyorsanız hakikaten öyle bir şey, gençler özellikle öyle bir şeyi Zafer Algöz'ün 15 dakika konuşmasına yeğlerler. Bir adamın böyle çıplak vaziyette. Çıplak da değil ayrıca. Çıplak olsa ya. İşte daha fazla seyredin. 5-1-15 olur onu belki. Onu bir düşünsünler. Blur yapılır. O sorun değil. Atlanır yani. Onu tercih ediyorlar. Yani bizim, bize sorarsan bizim avantajımız o genç kesim pek yok bizde. Teenage kesim yok. Onun 18 için yaş altı öyle yok. 18 yaş altı yok bizim şeyde pek. Onun için çok fazla öyle bir şey yapmamıza gerek yok. Ama gerekirse de saç saçıya baş başa. Yani şuna önem verirse daha iyi olur. YouTube dediğin şey, yani siz de oradasınız. YouTube'da çok acayip şeyler de öğrenebilirsin gerçekten. Yani çok saçmalıklarla da vakit geçirebilirsin ama gerçekten de bir şeyler de öğrenebileceğin bir platform. Bence de biraz böyle o tarafa doğru artık insanlar kayıyor. Yani o köprüden atlayan, talaş yiyen, çiğ et yiyenler biraz böyle giderek kaybolacak. Çünkü artık demini aldı. Onun dışında ben bu YouTube'da hem zamanımı harcıyorum hem gigabaytım gidiyor falan. Hem elektriğim gidiyor. Ya ben bu çiğ et yiyen adamı seyretmektense şu adamı seyredeyim de aklıma da belki bir iki fikir girer diyecek insanlar. Bence ona doğru gidiyor bu iş. Zaten çocuklar yaş aldıkça fark edecekler. Yani şimdi çocuk 15 yaşında talaş yiyen adamı seyrediyor ama o çocuk 1,5 sene sonra diyecek ki ya ben ne salakmışım Allah aşkına. Şunu neyini takip ediyormuşum diyecek. Vallahi bir o düzeydir inşallah. Bir de şunu duydum Zafer'cim inşallah bilmiyorum doğru mudur ama birazcık daha düşünmeme neden olan şeylerden biri oldu bu. Bu bahsettiğim o kısa viral deniyor zannediyorum ona. Doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Viral diyorlar. Onları çeken çocukların aylık o 100 bin lira TL'ye yaklaşan gelirleri varmış. Bir daha mı düşünsek acaba diyorum ben. Yani siz düşünebilirsiniz ama Zafer Algöz'ün öyle bir şeye ihtiyacı yok zaten. Gerçekten kitaptan öyle geliri var. Ha gerçekten bu virallerle böyle bu görüntülerle bu paraları kazanabiliyorlar yani, mı? Mesela bir spor firması diyor ki mesela benim ürünümü de arada tanıt falan. Yani ürünü tanıtıyorsa tabii olabilir. Yani alabilir finalde bir ayın sonunda, ay içinde. Çünkü onlar günde 2-3 tane video çekiyorlar. Yani bizim gibi haftada bir tane değil. Günde 2-3 tane video çekip bir ay boyunca hep günde 2-3 tane çekersen 90 tane videon olur. 90 tane videodan da tanesinden 1000 lira kazanabilirsin yani. Mantıklı. Yani çok üretirsen çok kazanırsın. O YouTube'un mantığı galiba o. Bizim öyle bir de yani şöyle bir şey. Biz bu YouTube kanalını da
YouTuber olalım diye açmadık. Yaşlarımız malum. Zafer abi 58 yaşında, ben 51 yaşındayım. Bu saatten sonra YouTuber olalım derdimiz yok. Biraz para kazansa tabii iyi bir şey. Ama öyle bir derdimiz yok. Başka işlerimiz var bizim. Kimse de telaşlanmasın. Yani ihtiyarlar da geldi bu işe. Şimdi durduk yerde bizim pastadaki payımızdan böyle bir kaşık alıyorlar diye. Yok öyle bir şey yok yani. Yani 50 bin kişi seyrediyorsa 50 bin kişi seyrediyordur. Yani bunu nasıl bir 2 milyon kişiyi seyrettiririz demiyoruz. Ha bir şeyler yaparız tabii ama onu da zamanla çok kişi seyrederse ne hala. Bir de şeyi konuştuk biraz önce yayından önce. Siz profilleri incelemişsiniz YouTube kanalınıza giren. Erkek sayısının çok daha yüksek olduğu. Yani bizim burada olan burada kalır YouTube kanalına girdiğim zaman işte açılıyor sayfa. Arkadaşlar gösterir. Ben de çok bildiğimden değil. Bizim erkek oranımız çok fazla. %90'dan fazla erkek. Daha az kadın seyircimiz var. Hatta programdan önce de onu konuştuk. Kadın seyirciyi de acaba dahil et. Çünkü yani onlar da seyretsin. Niye böyle bir şeyden mahrum kalsınlar? Onu nasıl yaparız diye bir düşünüyorduk bakalım. Kadınları nasıl çekebiliriz? Kadınların hoşuna gidecek konuk alabiliriz. Kadınların yani makyaj şeyi yapamayız biz. Tabii. Yani makyaj detayında pudrayla çıkamayız. Makyaj videosu yapamayacağımıza göre ona arada, bir formül bulacağız. Arada Lale'yi çağırıp programı moda tüyoları verse olmaz mı Zafer? O da bizi kurtarmaz. Şimdi kadın izleyicinin ama baktığı şey çok farklı. İşte yani, onu bilmiyoruz biz. Hani biz bilmiyoruz ama bence mesela onlar hani kadınları ilgilendiren konuların olduğu şeylere daha çok dikkatlerini yönlendiriyorlar. Alışveriş olabilir. İşte fırsatlar bölümü. Ya biz ürün, bir tane mesela kadın üzerine sevdiği bir tane oyuncuyu konuk edebiliriz bir bölümde mesela. Değil onların mi? İlgisini çekersek sonra seyretmeye devam edebilirler. Siz yani ayda bir konuk alıyorsunuz değil mi? Dört programda bir gibi. Öyle denk geliyor. Peki şeyi söyledi arada sen kaçırdın ama Zafer'in ihtiyacı yok zaten o paraları kitabından o kadar para kazanıyor. Ayda kitap artı oyunculuk. Duymadım zannetme. Hocam sinema, yalnız çok tatsız konuşuyorsun. Başka yerde de kitaptan kimse para kazanamaz diyorsun. Burada da diyorsun ki kazanıyor diyorsun. Şimdi abi istisnalar vardır yani herkes kazanamaz diye bir şey yok. Kitaptan para kazanan evini geçindiren insanlar var. Ama az. Türkiye'de az. Japonya'da olsaydın keşke. Japonya'da 40 milyon 50 milyon satardı kitabın. Türkiye'de az. Sen de o az profilin içinde varsın yani. Kabul çok teşekkür şimdi ediyorum. Yayında bunu söylemeye... Bunu bir tutak olarak kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bize itiraf etmiyor. Onu iyi oldu duyduğumuz. Bizde yok tabii yani. Peki Zafer bir de şunu merak ediyorum. Şimdi iki kitap çıktı. Bu Kafa Dergisi'nde yazdıkların. Tabii arada eklemeler yaptın. Bu hikayeleri uzattın ama hikayeler de bir gün, anılar da bir gün tükenecek. Evet. Bundan sonra ne yaparsın mesela? Onu merak ediyorum bir taraftan da. Bundan sonra yapacağım kitabın kapağını Can Yılmaz geçen gün hazırladı. Tükendim dostlarım. Veda eserim olarak. Yani aslında yazmanın tadını aldım ben bir yerde. Çünkü yazma konusunda bir tembelliğim vardı. Şimdi benim de mesleki alışkanlığım ne? Senaryo okumak ya da tiyatro metni okumak. İş artık öyle bir aşamaya geliyor ki bir tiyatro metnini ya da bir film senaryosunu veya da bir dizi senaryosunu 10-15 sayfa okuduğun zaman onun olup olmayacağını, o hikayenin sana ne getirip ne götürmeyeceğini büyük bir çoğunlukla anlıyorsun. O sende bir yetenek geliştiriyor. Ama gel yaz o zaman. Ben yazma işinden anlamam kardeşim. Ben sadece yazılı olana karşı ukalalık yapabiliyorum deme hakkım vardı. Ama şimdi artık yazmanın da ne kadar önemli bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü şöyle bir güzelliği var. Bir dergide mesela yazıyorsun ama seninle beraber o dergide yazan belki 20, belki 25 tane yazar var. Kitap yazmak tek başına yaptığım bir iş. Bireysel bir iş. Yani sen yazıyorsun, sonra onun harfleri diziliyor, resimleri yerleştiriliyor, kapağı ciltleniyor falan filan. Tek başına sana ait olan bir şey çıkıyor ve onu birebir insanla karşılıklı yüzleşerek o mutluluğu paylaşıyorsun. Onun için benim çok hoşuma gidiyor peki, bu yazma işi. Peki, üçüncü kitap dedin, o ne olacak? Biraz o zaman ondan bahset. Üçüncü kitapta da birinci ve ikinci kitapta bahsettiğim bazı karakterlerin dışında hep geçmişte yaşadığım ve bana komik ve tatlı gelen adamların anılarını hep tekrar birleştirerek yazacağım. Biraz da şeyden başladım tabii. Benim çocukluğum yani doğduğum yer Kars. İlkokulu 4,5 sene Trabzon'da okudum. Ortaokul ve liseyi Bursa'da okudum. Konservatuvarı Ankara'da okudum. İşte Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 2 sene staj yaptım. Sonra İstanbul'a geldim. Bütün bu dönemi de o zamanki tarihselliğini de hatırlatarak, bizim dönemimizdeki çocukluk yıllarımızı da hatırlatarak bu tarafa doğru
getirmeye çalıştım. Şimdi mesela geçen gün bir evde böyle bir sohbet oldu. Gaz lambası konusu açıldı. Gaz lambasının içindeki gençler bilmiyorlar. Tabii. Gaz lambası ne ya diyorlar. Çünkü bizim zamanımızda o vardı gerçekten. Yani bir elektrik gittiği zaman 8 saat beklerdik biz. Tabii. O gaz lambası duvara asılır. Onun cam şişesi vardır, fitili var. Aniden açarsan cam şişesi islenir çatlar. Ya da çatlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bakıyorlar çocuklar. Ben yani onları da anlatmaya çalıştım. Mesela rahmetli anneannem tam 1900 doğumluydu Duriye Hanım. Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nı görmüştü. 1975 yılının sonuna, ortalarına doğru vefat etti. Anneannemin insanlık tarihinde görebileceği en büyük buluş televizyondu. Ona yetişti yani kadıncağız. Televizyonu mesela açarken bakışını anneannemi hatırlıyorum. O kadar hayret ederdik yani bunun içinde insanlar nasıl konuşuyorlar diye. Yanına gidip bakardı içerideler mi değiller mi diye. Şimdiki kuşak çok şanslı. Tabii. Çünkü dünyada artık teknoloji öyle bir yere geldi ki hani konuşan bardak diyorsun. Adam Amerika'da bunu yapıyor. Bir hafta sonra Türkiye'de, Japonya'da, Afrika'da bile her yerde hemen insanlar o teknolojiyi kapıyorlar ve tabii. Çok çabuk yayılıyor her şey. Geçen de bir yerde konuştuk. Artık bilgiye ulaşmanın sürati inanılmaz. Yani bahane yok yani. Değil mi? Ya ben bulamadım, yani, göremedim, yani okuyamadım. Bilmiyorum pek bahanesi yok. Yok. Nasıl bilmiyorsun? Yaz burada. Tabii. Önüne geliyor. Biz eskiden kütüphanelerde sıra aynen. beklerdik. Adamın herkesin, adresini alırdık, gidip tabii. adamı taciz ederdik. Kardeşim kitap 3 gündür sen de ver de ödevimizi yapalım diye. Şimdi kütüphaneler herkesin cebinde. Bir küçük araya girebilirim. Tabii ki. Benim meşhurdur. YouTube kanalımızda da araya girmem yüzünden fırçalar yiyorum ama. Yok, ben bayılırım araya giren konu. Yani anı ile ilgili bir şey söyledin de anı hani artık tükenirse ne yaparsın diye. Aslında anı, şimdi Zafer abi mesela 90'ları ve 80'leri anlatıyor olabilir. Ama hayatı devam ettiği için de sürekli de bir anı biriktiriyor. Ama o kadar yani bir sonraki kitabında yani zannediyorum 7 kitap sonra bizi anlatacak. Yani bize sıra gelecek. Çünkü kaydıra kaydıra geldiği için. Onun için anı bitmez. Ama bir araya tekrar gireyim. Zafer Algöz'le aramızda anı yazmak mı daha kolaydır? Kurgu yazmak mı daha kolaydır şeklinde bir tartışmada devam ediyor. Bir gün onu YouTube kanalında tartışmaya açalım. Evet, saç saça baş başa bir gün. Zafer Algöz tabii her zamanki gibi anı yazmanın daha zor olduğunu, ben ise kurgu bir şeyin yazmayın daha zor olduğunu söylüyorum. Hala da iddiam o. Çünkü anı sonuçta yaşanmış. Sadece hatırlaman gerekiyor. Hatırlar. İşte onu da tatlı bir dille ama o tatlı dil zaten beceriyor. Tamam o cepte yani. Tatlı bir dille anlatmasına bir şey demiyorum ama kurgu daha zordur yani. Evet buradan bir tartışma konusu açalım. Düello işte. Abi düello olsun işte. Düello işte. YouTube'da çat çut dediğimizi tokatlıyor. Hayır anı hayır kurgu. Acayip seyredim. Böylece genç izleyiciyi kazanmış olduk. Genç izleyiciyi avucumuz için. O zaman ben de bir şeyler düşüneyim kendi adıma. Ben bu yalnızım ne yapacağım bilmiyorum. Bilemedim. Alttan bir müzik. Ha olabilir. Peki biraz da sinemaya dair konuşalım istiyorum. Ben bilmiyordum Eşkıya ile başlayan bir oyunculuk serüveni aslında sizin değil mi? Yanlış mı? O herkes hep yanlış diyor. Her o başka bir Can Yılmaz. Benimle alakası yok. Hatta o Can Yılmaz da filmde oynamamış. Şeyde kamera arkasında çalışan bir arkadaş ama şeyde Can Yılmaz diye herkes bana soruyor. Abi Eşkıya'da hangisisin? Yokum yani Eşkıya'da. Eşkıya'da yoktu ama Yavuz Turgul'un filminde oynadı. Tabii yani Yavuz Turgul'un bir filminde evet. Şeyde oynadı. Av mevsiminde. Ama böyle şimdi bakıyorum filmografiye bütün filmlere de hakimim. Tabii hepsini biliyorum. Cem Yılmaz'ın bütün filmlerini bildiğimiz, hepimizin bildiği gibi. Çok küçük küçüktü. Ondan sonra birden büyüdü ama durdu bir yerde. Şimdi dedim ki acaba rakip mi görüyor kendini? Niye bu roller biraz daha büyümüyor diye düşünmüyor değilim kendi adıma. Ya rollerin büyümemesinin en büyük nedeni kendimim aslında. Çünkü ben yani ya ben yapmayayım. Ya, hani yazarlıkta da dedim ya başta. Yazarlıkta da bir 25 sene 30 sene ben yazdıklarımı kim okur mantığıyla yapmadığım için. Oyunculukta da öyle. Yani ben kendim bir oyuncu değilim ama oyunculuğa her zaman bir hevesim olmuştu. Oyunda da anlattığımız bir bölüm var bununla ilgili. Kendimi oyuncu olarak görmüyorum. Sadece bizim filmlerimizde boş kağıt aşamasında senaryo boş kağıtken masada olmanın bir nimeti olarak ya şunu da ben oynayayım diyorum. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor ki şimdi Zafer abi de yılların oyuncusu bu söyleyebilir. Gerçekten oynayamayan bir adamı o öyle bir projenin içinde sırf amcaoğlu diye, kardeş diye, baba diye, dayı diye de oynatmak olmaz. Çünkü
film dediğim şey, sinema dediğim şey, para işi, zaman işi. Yani kimse seni orada hadi Can Hoca oyna şu adamı da gidelim yani demez. Oynayabiliyorsan oynarsın, oynayamıyorsan gidersin. Ben de oynayabiliyor, yani oynadığımda zaten küçük küçük şeyler, hatıralık şeyler. Oynayabiliyor olduğum için de gittikçe böyle biraz daha konuşan adam oldum, biraz daha bakan adam oldum, koşan adam falan filan derken son filmde biraz daha fazla böyle filmin içinde oldum yani. Peki şey de biliyorum, bir senaryo yazdığınızı, yazma aşamasında olduğunuzu, hatta ikinizin birlikte oynayacağınızı. Ama o bitmeyen bunlar, senaryo. Bitmeyen senaryo. Bunların üzerinde hani şimdi bir söylediğiniz, biraz önce şey dediniz ya, hani işte belli şeydi ama burada ikinizde yazılacak bir senaryo diye düşünüyorum, biliyorum da. 67. sayfada kaldık Muammer'cim. 76. 76 yok pardon. 76. Ya sayfada kaldı. Olmasın. 85 zaten iyi. Tabii onu 90'a ama yok 76'da ama hala finale biraz zamanımız var. O Zafer abiyle beraber bulduğumuz bir şeydi. Aslında bir yine kitap fuarında Eskişehir'de bulduk bunu. Bir masada, sohbet masasında bulduk. Onu biraz köpürttük masada ve hoşumuza gitti yani. Yani ben oynamam gerekmiyor. Zafer Algöz oynayabilir ama illa ben oynamam gerekmiyor o karakteri. İki tane böyle şair, abi kardeşin başından geçen bir hikaye var. Bir yol hikayesi de aynı zamanda. Öyle bir şey yazıyorduk. Güzel güzel gidiyordum. Bu yazma işi biraz böyle şeyle ilgili bir şey. Yani kaptırırsan kendini hızlı hızlı gidiyor. Gidiyorsun. Ama araya aynı spor gibi. Spor yapmaya başlarsın böyle heyecanlı. Her gün gidersin 7.30'da kalkarsın. Sonra bir şey olur. Bir 3 gün ara verirsin. Tekrar o tempoyu yakalamak şey. Senaryoda da şimdi itekleyen bir şey de olmayınca yani Zafer abi göz haricinde hadi hadi diyen kimse de yok. Başka işler de araya girdiğiniz zaman oturup ona konsantre olup şu 76'yı hadi 110'a bağlayayım artık diyemedim bir türlü. Öyle kaldı ama yapacak. Ama bir de şey oldu tabii. O dönem kara komik filmler film araya girdi. Birden bir araya girdi. Buna i̇şte başlıyoruz olunca oyun girdi. Oyun girdi falan. Ama bitireceğine inanıyorum hocam. Evet, bitireceğim. Biz de bekliyoruz seni. Yani. İnşallah. Yani peki, ben oynarsam güzel olur. Şimdi şöyle bir durum var. Siz ne düşünürsünüz? Sizin fikrinizi de merak ediyorum. Bu sene Türk sinemasında hayli beklemediğimiz, şaşırdığımız sürprizler yaşandı. İşte Naim filmi girdiği hafta 250 bin kişiyi ancak izleyebildi ilk hafta sonu. Ki çok az beklentin, çok az altında, beklentin çok altında bir rakam. İşte Recep İvedik vizyona girdi. O da beklentin çok altında. Keza sizin oynadığınız kara komik filmlerde yani hem sektörü şaşırtan hem işte sinema yazarlarını şaşırtan bir sonuçla şey yaptı. Gişe açısından söylüyorum. Neye bağlıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani diğerleri için açıkçası ben bir şey söyleyemem. Diğerlerinin yani genel pozisyonunu bilemiyorum. Genel bir düşmeden bahsediyorum. Ama tabii genel bir düşüş var. Genel anlamda düşüş olduğu muhakkak. Filmlerde bir düşüş var. Kendi filmimizle ilgili olarak söylemem gerekirse zannediyorum bizim yaptığımız bir yenilik seyirciye pek şey yapmadı. Tatmin etmedi. Yani bir saat ve bir saat iki ayrı film, iki ayrı konu, iki ayrı karakter. Yeni bir şeydi sinema açısından. Seyirci onu pek sevmedi açıkçası. Zannediyorum bizimkinin düşük çıkmadı. Yoksa film kalitesi, sinema, görüntü, teknik, oyunculuk anlamında hiçbir eksiği olmayan, hatta diğer filmlerimize nazaran senaryo olarak da daha artısı olan filmlerdi. Ama işte salona gireceğiz, bir film seyredeceğiz ve ara olacak, sonra biz o filmin etkisinden kurtulacağız. Başka bir film seyredeceğiz. Allah Allah, bu nasıl bir duygu? Veremedik yani büyük ihtimalle. Ben bizim filmin iş yapmamasının nedenini ona bağlıyorum. Bonus olarak da bir şeye daha bağlıyorum. Şimdi filmler Cem Yılmaz filmi olduğu için üst başlığı Cem Yılmaz. Cem Yılmaz olduğu zaman da doğal olarak biz bu filme gülmek için gideriz. Yani Cem Yılmaz'ın gülmemiz lazım. Niye gidelim ki? Yani ağlamak için gitmeyiz. Ki filmlerimizden bir tanesi de hüzünlü bir film. Bir tanesi komik bir film ama bir tanesi hüzünlü bir film. Onu da herhalde seyirci sevmedi zannediyorum. Yani Cem Yılmaz'ı bizi ağlatma yani sen bizi güldür daha iyi dedi herhalde. Zannediyorum ama bizim filmin ya, azı o. Benim de orada itirazım olacak. Mesela Cem Yılmaz'ın en sevdiğim filmlerinde Her Şey Çok Güzel Olacak. O da dramatik yön çok kuvvetli. O Hokkabaz keza. Evet. Hani gözyaşlarının da karıştığı filmlerdi bunlar yoksa. Cem açısından bir problem yok. Cem'in oyunculuğuyla ilgili onu yapamıyor veya daha iyi yapıyor. Yani aslında daha iyi yapıyor.
Ama işte seyircide karşılığı olmayınca yani bir şey olmuyor. Çok iyi oynamışsın ama seyircide. Yani sinema dediğin şey seyirciyle olan bir şey ya. O zaman karşılığı olmayınca yani olmamış oluyor. Anladım. Onu oyunculuk açısından değerlendirmedim. Evet. Yani ben o filmlerde hani mizah duygusunun elbette evet. yüksek ama genel ama genelli olarak da biraz da ekonomiye de bağlayabiliriz açıkçası. Yani senin de eklemek istediğin bir şey var mı zaten bu konuya dair? Ya bir de şey de oldu. Geçen sene biliyorsun film dağıtımcılarıyla yapımcılar arasında yeni sinema yasasına dair. Meşhur hem sinema yasası da ona patlamış mısır sorunsalı adını koyuyorum. Onun yüzünden biliyorsun böyle bir soğukluk dönemi yaşandı falan filan. Sonra tekrar bir uzlaşma sağlandı. Yılmazlar'ın filmi girdi. Yılmazlar'ın filmi girdikten bir hafta 10 gün sonra birdenbire dijital platforma geldi bedava. Öyle olunca sinemaya giden insanlarda şöyle bir ön bir yargı oluştu. Ya biz buna şimdi niye para verip gidelim ki nasıl olsa bir hafta 10 gün sonra biz bunu bedava seyredebiliriz. O beklenti de biraz insanların sinemaya gitmesini engelledi ve bir de ekonomik anlamda da hakikaten iki tane insanın sinemaya gitmesi bayağı masraf. Evet, hele büyük şehirlerde. Hele büyük şehirlerde yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de oturuyorsan evden çıkacaksın, ona zaman ayıracaksın. Arabaya veya taksiye bineceksin. Gittin, sinemaya girdin, sinemada bir şey yedin, içtin, tekrar evine geldin. Nereden baksan 150 liralık bir operasyon bu. Onun için de 150 lirayı niye kalkıp sinema filmine vereyim duygusu oluştu bir anda toplumda. O yüzden de biraz herkes kendi umduğu, normal tahmin ettiği ya da sinema gişesini elde edemedi ne yazık ki. Sadece şeyin dışında büyük sürpriz yaptı. Yedinci Koğuş'ta mucize büyük sürpriz yaptı. Aslında şeyin dediği de bence doğru. Yapımcı Şükrü Avşar demişti ki Türkiye'de bir sinema filminin insanlar tarafından çok izlenmesini istiyorsan ya ağlatacaksın ya güldüreceğim. Bunun ikisinin arasında olduğu zaman seyirci kolay kolay gitmiyor filmlere. Şimdi yine bitmiş bir proje var Kara Komik Filmleri 2. Evet. Aynı tehlikeyi görüyor musunuz peki? Yani aynı tehlikeden ziyade bonus bir tehlike de var. Çünkü o filmler şimdi bunda bir tanesi komikti. Evet. En azından bir tanesi hüzünlüydü ama bir sonraki film komikti. Seni eğlendiriyordu. Bu 17 Ocak'ta gireceklerdi. Komik film de yok. İkisi de hüzünlü filmler aslında ama güzel sinema filmleri. Yani inşallah aynı şey olmaz. İnşallah. Biliyorum senin o üçüncüde zannediyorum bir küçük bir rolün var değil mi? Evet, Can Hoca'yla beraber. Berabersiniz evet, yine orada da ayrılmadınız. Dört filmin dördünde de oynayan tek aktör benim. tebrik ediyorum Zafer Bey. Bir sıfır mağlupsunuz. Toplasam 1,5 dakika. Olsun. Bir de ben programın sonunda birkaç film tavsiyesi yapıyorum. İsterseniz başka söylemek istediğiniz bir şey var mı bilmiyorum ama şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Ben Zafer'in oyunculuğunun hayranıyım. Şu anda devlet tiyatrolarında sahneye koyduğum bir oyun var. Kısaca ondan da bahsedelim istiyorsa. Devlet tiyatrolarında ünlü Rus edebiyatçısı, tiyatro yazarı Anton Çehov'un 3 tane oyunu var. Teklif, Ayı ve Tütünün Zararları. Kısa oyunlar. Evet. Onları sahneye koydum. Arkadaşlar hala İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda onu oynuyorlar. Devlet Tiyatroları'nın şeyde Oda Kule'nin hemen yanında Garibaldi sahnesi açıldı. Oraya uygun bir konsept olarak tasarlandı ama oyun çok gezecek tabii. Hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin dışına da gitme ihtimali var. Anladım. Ve keyifli oyunlar. Çünkü Rus karakterleri bizim insanlarımıza çok benziyorlar. Yıllar önce senin sahnede oynadığın bir oyundu değil mi? Tabii yani yaklaşık 10-11 sene önce oynamış olduğum oyunlarda aynı konseptle oynamıştım. Bize yıllar önce İngiliz bir yönetmen gelmişti. Chris Harris o söylemişti. Dedi ki yani Türkler Rusların oyunlarını dünyada Ruslardan sonra en iyi siz oynarsınız. Çünkü toplum olarak duygusal ve oradaki insanları size hep çok yakın gördüm. Ben Rusya'da da iş yaptım, çalıştım. O yüzden Rusların oyunlarını siz çok güzel oynarsınız. Bunları da çok iyi yapacağınıza inanıyorum demişti Rus oyunları için. Ben de oradaki karakterlere baktığımda bizim normal bir çiftçi ailesi, işte evde kalmış ama evlenmesi gereken bir kız, babası, ilişkiler aşağı yukarı hep aynı yani. Ve zevkle de oynuyorlar oyunu çocuklar. Ne güzel. Oyunun ana adı neydi? Üç kısa oyun dedin ama. Üç kısa oyun ama biz oyunların tamamını Aziz Dostum Çehov diye konsept içerisine aldık. Teklif. Tamam. Ayı ve Tütünün Zararları. Tamam. Bir de şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Salkım Hanım'ın tanelerini bilmiyorum görmüş müydünüz ama
Şimdi Zafer'e bizde etiketler çok kolay yapışıyor. Hı-hı. İşte Zafer komedyen. Aslında Hı-hı. komedi oyuncu demek Fransızca. Hı-hı. Ama komedi oynayan aktör olarak biliyor. Hı-hı. Özellikle genç kuşak. Ben mesela Zafer'in yine bir Salkım Hanım tanelerinde orada durmuş muydu karakterinde evet. Durmuş karakteri doğudan gelip o hırsıyla yavaş yavaş yükselip bütün her etrafındaki her şeyi yok eden bir adamı iğrenç diyerek seyrettiğiniz bir adamı o kadar büyük bir başarıyla canlandırmıştı ki ben yine arada böyle istiyorum ki Zafer ya böyle dramatik yönü bu kadar kuvvetli olan bir film tekrar çekse biz yine İnşallah. Tadından İnşallah. Doyamadan izlesek i̇şte diyorum. Aşağı yukarı 40 milyonluk bir proje bahsettiği dönem film olunca değil mi? Evet. Evet. Dönem yani. Film olmasına gerek yok da. Kısmet. Bizim işte benim o 76. sayfaya gelip tıkandığım tırnak içinde senaryoda aslında çok Zafer abiye mesela öyle bir şeyi var. Hüzünlü bir yanı da var yani. Öyle eğlenceli bir film olmayacak o da. İnşallah biterse o dediğiniz rolde görürüz. İnşallah. Şimdi benim bu haftaki tavsiyelerime geçelim küçük kısa. İlki The Irishman. Bu ama sinemada seyredebileceğimiz, izleyebileceğimiz bir film değil. Netflix'te izleniyor. Dünya üzerine gelmiş geçmiş en iyi yönetmenlerden biri bana göre Martin Scorsese o yönetiyor. Tabii. 3,5 saatlik bir film ama su gibi akıp gidiyor. Robert De Niro ve Al Pacino muhteşem oyunculuklar sergiliyorlar ki ben artık onlardan biraz ümidi kesmiştim. Çok otomatiğe bağlayarak oynuyorlardı. Çok keyif alamıyordum ama bu filmde tekrar o evet. özlediğimiz performanslarını tekrar izleyebiliyoruz. İşte onu da biraz da Martin Scorsese'ye borçluyuz. İşte. Sinema işi, yönetmen işi olduğu işte. İçin sen yaparsın evet. Al Pacino ya sen yaparsın deniyor o. Hadi canım demiyor adam. Karışıyor işine. Aynen. Oraya öyle değil böyle oynayacaksın. O da demiyor ki aynen. kardeşim ben 75 yıllık aktörüm sen kimsin bana evet, bu işi öğretiyorsun. Öyle. Tabii öyle bir şey demedik. Mesela şimdi Zafer çok başarılı bir yönetmen şey gelip bir şey söylese suratı düşer yani. Yok asla suratı düşer. Yapmaz. Zafer'im biraz böyle tempoyu yüksek alalım dese ya ben 45 yıllık oyuncuyum. Hayır bir yönetmen demez, bana demez. Bir şey derse ben anlarım ki o filmin iyiliği için muhakkak söylüyordu. Hiçbir yönetmen oyuncunu kötü oynamasını değil istemez. Mi? Çünkü aynen. neticede sinemada adamı seyrettiğin zaman ya Can niye bu adamı oynatmış? Oynayamıyor ama ne yapayım? Oynatmasaydın o zaman. Evet, ben, onu, ben de inanmam ona. Oynayamıyor ama ne yapayım olmaz. Oynatman evet. lazım. Onun için lafını böldüm özür dilerim. Rica ederim. Ben görmedim ama görenlerden de onu hep işittim. Diyorlar ki yani 3,5 saat ama müthiş bir bestal. Giden bir 3,5 saat. Ve muhakkak seyredilmesi gerekiyor. Bir taraftan da hani keşke beyaz perdede, büyük perdede izleyebilseydik diye düşünüyorum ama. Amerika'da birkaç salonda evet, oynatıyorlar. Dünyada yani Oscar'a ülkede aday olabilmesi için oynaması lazım. Dünyada evet. birkaç ülkede var ama Türkiye o ülkelerden biri değil. Ama yine de. Ama Türkiye'de seyredilmez o. Yani 3,5 saat bir film çok az seyredilir. İşte biz hayranları o dijital platformda bile bölerek seyrediyoruz. Ve de altına hemen şöyle yazarlar. Gerektiği kadar özen gösterilmemiş. İş aceleye getirilmiş ve çok uzun kardeşimler. Bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Tabii biz Yahşi Batı Arok'ta aynı aslında ama 12 haftada çekmiştik. Türk standartları açısından çok iyi bir süre, uzun bir süre hatta. Çünkü bizde 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta, film 6 hafta en fazla o kadar sürelerde çekilir. 12 hafta çektik. Üstüne neredeyse 12 haftada montajı şusurusu sürdü. 24 hafta, 12 haftada önüne koy, 36 hafta bir tane yorum vardı. Aceleye getirilmişti. Vallahi o işte çok iyiydi. Yani adam bizim 36 hafta uğraştığımız filmi tek satırda bitirdi, aceleye getirdi. İşte o maalesef bu evet. Hani bazen tüfek icadı oldu, evet. Klavye icadı oldu, mertlik bozuldu diyorum ben. İşte çok iyi filmler içinde dediğiniz gibi böyle bir cümleyle batsın evet. bu dünya yani, durumu. Şu kadar yazsa ben o kadar gücüme gitmeyecek ama aceleye gelmiş deyince insanın gidecek. Valla işte bu Irishman aceleye gelmemiş. Gelmemiş. Martin Scorsese'nin hala ne kadar genç bir yönetmen olduğunu da kanıtlıyor. Bence mutlaka izlenmesi gereken bir film. Beyaz Perde'de de iki tane film gösterime giriyor bu hafta. İkisi de ikişer kadının öyküsünü anlatıyor ve şahane filmler. Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi filmlerden birinin adı. Cannes'da en iyi senaryo ödülü kazandı. Bir kadın yönetmen, Celine Sciamma diye bir yönetmenin üçüncü filmi. 18. yüzyılda genç bir kadının portresini yapmak üzere Britanya'ya gelen yine genç bir kadın ressamın
aşka düşme hikayelerini anlatıyor. Çok çok iyi bir film. Yılın en iyi filmlerinden biri. Lütfen bu filmi kaçırmayın. Yine iki kadının hikayesi. Bu da İkinci Dünya Savaşı sonrasında Leningrad'da bir araya gelen iki kadının hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Bu da bir Rus yönetmenin filmi. Kantemir Balagov. Çok genç bir yönetmen. O da Cannes'da belli bir bakış bölümü var, yan bölüm. Orada en iyi yönetmen ödülü aldı. Ve Sinema Yazarları Derneği'nin de en iyi film ödülünü aldı. Uzun Kız filminin adı da. İki filmi de kaçırmayın lütfen. İkinize de çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Bundan sonraki projelerde de başarılar. Zafer'cimiz zaten ayrıca görüşecek. Sağ olun. Action'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşene dek hoşça kalın.